Merhabalar. Maddenin halleriyle yine birlikteyiz. Maddenin halleri katı maddeler, sıvı maddeler ve gaz maddeler olmak üzere 3 halde bulunur. Katı maddelere örnekler, sıvı maddelere örnekler, gaz maddelere örnekler vereceğiz arkadaşlar. Soruyla başlayalım. Madde nedir? Maddenin hangi özellikleri var? Örnek verin. Ortak ve farklı özellikleri nelerdir? Arkadaşlar madde kütlesi ve hacmi olan her şeye madde diyorduk. Madde 3 halde bulunuyor katı madde, sıvı madde, gaz madde. Örnek verirsek sabun katı, süt, sıvı, gaz da tüp gazın içerisindeki gaz. Madde 3 fiziksel halde bulunuyor. Madde taneciklerin yapılarına göre yani birbirine uzaklıklarına göre katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunabilirler. Maddelerin tanecikler arasındaki mesafe ve taneciklerin yapmış oldukları hareketi maddenin fiziksel halini belirler. Katı maddelere baktığımızda arkadaşlar tanecikleri birbirine yakın, sıvı maddeler biraz daha uzak, gaz maddelerin tanecikleri birbirinden daha uzak halde bulunur. Hemen katı maddelerin özelliklerine bakalım. Tanecikleri düzenli bir dizilime sahiptir. Tanecikler arasında boşluk yok denecek kadar azdır. Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. Yani olduğu yerde titreşir. Sıkıştırılamaz. Önemli özelliği. Katı maddelerin belirli bir hacmi ve şekli vardır. Önemli, maddenin en düzenli halidir. Tanecikleri birbiriyle sıkı temas halindedir. Katı maddelere örnek verecek olursak buz, katı tereyağı, bakın demir, odun, taş, altın. Sıvı maddelere geçelim. Tanecikleri katı maddelere göre daha düzensizdir. Tanecikler arasında boşluk katılara göre daha fazladır. Tanecikleri titreşim ve birbiri üzerinden öteleme hareketi yapar. Bu da arkadaşlar akışkanlık özelliği kazandırır. Hissedilmeyecek kadar da olsa sıkıştırılabilir ama bir sıkıştırılamaz olarak kabul ederiz. Belirli bir hacimleri vardır fakat belirli bir şekilleri yoktur. Sıvılar konuldukları kabın şeklini alır. Mesela bir suyu bardağa koyduğumuzda bardağın şeklini alır. Bidona koyduğumuz zaman bidonun şeklini alır. Tanecikleri birbirine temas halindedir. Hemen sıvı maddelere zeytinyağı, meyve suyu örnek verebiliriz. Gaz maddeler tanecikleri en düzensiz haldedir. Tanecikler arasında boşluk katı ve sıvılara göre daha fazladır. Tanecikleri sıvılar gibi titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabilir. Yani öteleme ve dönme hareketi yapması taneciklerinin hareketli olduğunu gösterir. Örneğin biz odanın bir tarafında parfümü sıktığımızda Gazlar hemen odanın diğer tarafına kadar gidebilir. Sıkıştırılabilirler arkadaşlar. Belirli bir hacim ve şekilleri yoktur. Tanecikleri bağımsız hareket eder. Gaz maddeler sıvı hale geçinceye kadar sıkıştırılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar buz su ve su buharı aynı maddedir. Bunlar aynı tür taneciklerden oluşmalarına rağmen fiziksel özellikleri farklıdır. Tane katı haldeyken bu şekilde, su halindeyken bu şekilde, gaz halindeyken su buharı şeklinde tanecikleri bu hale gelir arkadaşlar. Katı tanecikler arasında boşluk yok denecek kadar azdır ve sıkıştırılamaz. Sıvı tanecikler arasında boşluk azdır yine sıkıştırılamaz. Gaz tanecikler arasında boşluk fazla olduğu için bakın sıkıştırılabilir arkadaşlar. Gazların sıkıştırılma özellikten yararlanılarak bakın yangın tüpü, mutfak tüpünde gazlar sıkıştırılmıştır. Günlük yaşamda gazların sıkıştırabilik özellikten yararlanılarak mutfak tüpü, yangın söndürme tüpleri ve spreyler gibi araçlar yapılmıştır. Katı taneciklerin görünümü bu şekilde, sıvı taneciklerin görünümü bu şekilde. Bakın gaz taneciklerinin görünümü bu şekildedir. Evet aşağıdaki şemadaki maddelerin katı sıvı gaz hallerine uygun şekilde İşaretleyelim. Buz katı halde, ispirto sıvı halde, hava gaz haldedir. Su buharı yine gaz halde. Taş katı, alkol sıvı, zeytinyağı sıvı halde, kolonya sıvı halde, süt de sıvı haldedir. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.